Merhaba. Efendim, Rusya ve Ukrayna Savaşı başladı başlayalı. Dünya siyasetindeki birçok denge bozuldu. Ve bu gidişle bu değişim daha da sürecek gibi. Özellikle son dönemde İsveç ve Finlandiya'nın Rusya'yı bir tehdit olarak görüp NATO'ya girmek için harekete geçmesi bu durumun en net göstergelerinden biri. Ben de son günlerde büyük değer kazanan bu NATO üyeliğinin ne olduğunu, birliğin nasıl kurulduğunu ve nasıl işlediğini anlatayım. Orijinal adı North Atlantic Treaty Organization, yani Kuzey Atlantik Anlaşması Örgütü olan NATO, 4 Nisan 1949 tarihinde 12 ülkenin katılımıyla kuruldu. İlerleyen zamanlarda 18 ülkeyi daha bünyesine katacak olan ittifak, askeri bir birlik olarak bütün üyelerini dış saldırılara karşı koruması şiarını temel almış ve almaya devam etmektedir. Merkezi Belçika'nın başkenti olan Brüksel'de bulunan NATO, aslında ilk kurulduğunda siyasi bir ortaklıktı. Peki nasıl askeri bir birlikteliğe döndü? İsterseniz bunu ve diğer tarihi gelişimini detaylarıyla anlatayım. Efendim, NATO'nun temelinde Belçika, Birleşik Krallık, Fransa, Hollanda ve Lüksemburg tarafından 17 Mart 1948'de imzalanan ve Soğuk Savaş'ın başındaki Sovyet tehdidine karşı ortak bir savunma anlaşması olan Brüksel Anlaşması yatmaktadır. Sovyetler Birliği'nin 2. Dünya Savaşı sonrası gerçekleştirdiği Berlin Ablukası üzerine Avrupalı ülkeler kendilerini savunmasız hissetti. Ve Eylül 1948'de Batı Avrupa Birliği Savunma İttifakı kuruldu. Ancak Sovyetler Birliği karşısında birleşseler dahi yeterli bir güce ulaşamayan bu ülkelerin tabiri yerindeyse bir abiye ihtiyaçları vardı. Özellikle 1948 yılında Sovyet destekli bir şekilde gerçekleşen Çekoslovakya askeri darbesi bu durumun aciliyetini iyice ortaya çıkarttı. Sovyetler tehdidi her geçen gün batılı demokratik ülkeler için daha da artarken o abi çok uzaklardan, okyanusun diğer tarafından olaya dahil oldu. 1948 yılında Avrupalı liderler Amerika Birleşik Devletleri'nin ordusunun kalbine Pentagon'a davet edildi. Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanı'nın girişimiyle yapılan bu toplantının sonucunda çok güçlü bir ittifak kuruldu. İmzalayanlar arasında Brüksel Anlaşması'na taraf olan 5 devletin, yani Belçika, Birleşik Krallık, Fransa, Hollanda ve Lüksemburg'un yanı sıra Amerika Birleşik Devletleri, Danimarka, İtalya, İzlanda, Kanada, Norveç ve Portekiz bulunmaktaydı. NATO Genel Sekreterliği görevini tarihte ilk kez üstlenen kişi olan Lord Ismay, 1949'da yaptığı bir açıklamada örgütün amacını oldukça ilginç bir cümleyle anlatmıştı. Rusları dışarıda, Amerikalıları içeride, Almanları aşağıda tutmak. İttifakın eski ve önemli üyelerinden olan Türkiye bu birliğe nasıl katıldı diye soracaksınız elbette. NATO-Türkiye ilişkileri, Türkiye'nin birliğe üye olmak için girdiği Kore Savaşı ile 1952 yılında başladı. Aynı yıl içinde de üyelik gerçekleşti. Efendim, Yunanistan'da bizle aynı tarihte 1952 yılında bizimle birlikte ittifakın ilk 12 üyesine katıldı. Bu üyelikleri 1955 yılında o zamanlardaki ismiyle Federal Almanya Cumhuriyeti ve 1982'de İspanya'nın katılımı izledi. Tabii bu ittifakın kuruluş sebebi Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği'ydi ve Sovyetler Birliği ile NATO arasında yıkıldığı güne kadar sürekli bir gerginlik yaşanmaktaydı. Hatta bu gerginliğin çoğunuzun bildiği gibi bir adı da var: Soğuk Savaş. Bu arada yeri gelmişken söyleyeyim, Sovyetler Birliği de NATO kadar kalabalık olmasa da kendisine bağlı bir ittifak kurmuştu. Varşova Paktı. Pakt 14 Mayıs 1955 tarihinde Varşova'da 8 sosyalist ülkenin imzaladığı dostluk, işbirliği ve karşılıklı yardım anlaşması ile kurulan askeri ve siyasi bir birlikti. Anlaşmayı imzalayan ülkeler Arnavutluk, Bulgaristan, Çekoslovakya, Doğu Almanya, Macaristan, Polonya, Romanya ve Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği'ydi. Ancak Sovyetlerin bitmesiyle birlikte hem dünyanın hem de NATO'nun çehresi sonuna kadar değişti. Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği'nin dağılması ve Varşova Paktı'nın sona ermesiyle birlikte Batı dünyasında bile komünizm tehdidi yoksa artık NATO'ya ne gerek var sorusu gündeme geldi. 1999'da Washington'da belirlenen 6. Stratejik Konsept Birliği'nin bugün ulaştığı durumun ilk taşlarını döşedi.
İttifak artık Avrupa merkezi olmaktan çıkarak küresel güvenlik sağlayıcı bir yapıya dönüşme kararı aldı. Hatta bu yoldaki ilk adım yeni adıyla Çek Cumhuriyeti, Macaristan ve Polonya'dan oluşan eski Varşova Paktı üyelerinin NATO'ya dahil edilmesiyle de atıldı. Tabii bu üyeliklerin izlenen siyasetin yanında sembolik bir anlamı da var. NATO'nun çehresini değiştiren bir diğer önemli olay ise korkunç hatırası hala zihinlerde olan bir gün oldu. 11 Eylül 2001. El-Kaide'nin Amerika Birleşik Devletleri topraklarında düzenlediği terör saldırıları yalnızca Washington için değil, küreselleşen NATO için de yeni bir sürecin başlangıcıydı. Küresel terörizme karşı mücadele Kuzey Atlantik Paktı'nın ortak savunma yükümlülükleri kapsamına dahil edildi. Tabii şimdi de yeni bir kriz var. Belli ki Rusya ve Ukrayna Savaşı NATO'nun çehresini belki de daha büyük bir şekilde değiştirecek. Bakalım Türkiye bu değişimin neresinde olacak? Efendim bizleri izlemeye devam edin. Hoşça kalın.